Manşete hoş geldiniz. Acayip bir gündem var. Kasım ayına çok hızlı girdik. Haftanın ilk günü siyaseten bombalar üst üste geldi. Peki bu gündem, bu yoğun gündem, bu hareketlilik, bu çok sayıda son dakika olması, flaş olması neye işaret ediyor? Buradan bir şey çıkar mı? Bu gündem bir sonuç doğurur mu? Nereye götürür? İşte esasen bugün biraz da buna bakmamız gerekiyor. Buna cevap aramamız gerekiyor. Yani bu bir kuru gürültü mü? Hani batıda İngilizce'de popcorn tabir edilen, yanıp sönen, patlayıp geçen ve bir tesir bırakmayan, bir sonuç bırakmayan, bir şeye yaramayan bir gündem mi? Bir laf kalabalığı mı? Yoksa birileri gerçekten günü doldurmaya çalışıyor veya siyaseten bundan nemalanıyor, ondan mı böyle oluyor? Ve bu gündem kalabalıklığı Türkiye'de hayırlı bir doğuma yol açar mı? Bir umut ışığı söz konusu olabilir mi? Buna bakacağız. İstifalar geldi üst üste ve bu istifalar özellikle son bir yıl içerisinde, yani 2021'in ikinci yarısından bu tarafa, son bir buçuk yıldır Sedat Peker'in ifşalarıyla başlayan istifalar, görevden affını istemeler, görev değişiklikleri çok fazla oldu. Sadece Sedat Peker de yol açıyor değil, yani Devlet Bahçeli'nin istemediği kelleler de gidiyor ve giden isimler sıradan isimler değil. AKP çelik çekirdeği çatır diyor. Yani Mahir Ünal böyle bir isimdi ve Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta bir kitap fuarı etkinliğinde yaptığı açıklamanın arkasında duramadı. O tükürdüğünü yaladı. Bir A4 kağıdı boyunca açıklama yaptı. Filan Cumhuriyet Bayramı'nın geçmesini filan bekledi. Önce bekledi yani. Bir hafta kadar bekledi. Baktı ki gündem değişmiyor. Baktı ki bir halt etti ve işi toparlayamıyor. Bir sayfa açıklama yayımladı. Geri çeviremedi ve yüzü yerde gitti. İşte böyle bir adam. Çelik çekirdeğin içinde. Yani sıradan bir isim değil esasen. Son yıllarda, özellikle son 7-8 yıldır AKP'nin beyin takımı içerisinde Erdoğan'ın, sarayın, neyse politikalarını belirleyen falan mühim bir unsur. Unsurdu. Tabii hala o dairenin içinde tutarlar mı tutmazlar mı, görüş ve fikirlerinden yararlanırlar mı bilmiyoruz. Ama şöyle bir tarafı da vardı Mahir Ünal'ın. Trollerin de başıydı. Yani bir anlamda sosyal ağlarda şey nasıl oluşturulur? Kamuoyu nasıl oluşturulur? Birileri nasıl linç edilir? Bir hadisenin üzerine nasıl gidilir? Nasıl gündem değiştirilir? Nasıl hashtag açılır? Nasıl rüzgar, fırtına, kasırga çıkarılır? Veya oluşan işte rüzgarın, fırtına, neyse, onun önüne geçilir filan. Bu konuda geniş ekiplerle çalışıyor. Onlara para yediriyor ve bunu da sevk ve idare ediyordu. Bu fonksiyonlara devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz ama bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim dilimizi yok etmiştir lafının arkasında duramadı ki bu laf AKP çevrelerinin, Erdoğan başta Erdoğan olmak üzere, Erdoğan ve etrafındaki insanların zihin şekillenmesini ortaya koyan bir laf. Yani bilinmeyen bir laf değil, bir sürpriz değil. Ayrıca fikir hürriyeti çerçevesinde söylenebilecek de bir laf. Aha tabii. Siz iktidar partisinin etkili bir bakanındaysanız bunu söylediğinizde bu fikir özgürlüğüne giriyor mu ve sizin iktidar politikalarınız konusunda bu fikir bir belirleyicilik taşır mı ve sizin muarızlarınızı, rakiplerinizi veya sizin kitlenizi rahatsız eder mi, o ayrı bir konu. Elbette fikir hürriyeti bu laftan dolayı kimsenin başına bir şey gelmemeli, fakat bir iktidar unsuruysanız evet, bu fikirlerinizle sorgulanırsınız. Mahir Ünal da sorgulandı, fakat sosyal ağların sorgulaması değil, CHP'lilerin sorgulaması değil, Meral Akşener'in sorgulaması değil, Bahçeli'nin hafif sorgulamasıyla gitti. Talihsiz ve temelsiz yanlışın pençesinde dedi ve gitti. Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim dilimizi yok etmiştir diyen Mahir Ünal, Türkçe bir açıklamayla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim, kamuoyunun bilgisine saygılarımı da sunarım diyor. Ve grup başkan vekilliği görevimden affımı talep ettim diyor. Evet. Erdoğan aileyi koruyamıyor diye yazdık aşağıda KC'de. İşte bir manası bu.
Birkaç manası var. Onu ilerleyen dakikalarda daha iyi anlayacaksınız. Bir tweet mesajıyla gitti. Ama bu sene giden ikinci grup başkan vekili Mahir Ünal. İlkini hatırlayalım. Cahit Özkan. Çabuk unutuyoruz. 14 Mayıs 2022'de Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına çıkmış ve orada Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor. O zaman emirlikler ben böyle okuyorum çünkü teslim oldu dedi. Türkiye'ye diz çöktüremeyince Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu dedi ve bu lafın arkasında duramadı. O da yüzü yerde gitti. O da görevden affını istedi. Yani 5. aydan 10. 11. aya 5-6 ayda 2. grup başkan vekili de gitmiş oldu. Sarayda giden 2 danışman var Peker'in ifşaları sonrasında. Başka gidenler de var. Erdoğan aileyi tutamıyor. Yani çelik çekirdeği tutamıyor. Saray danışmanları, grup başkan vekilleri, parti yöneticileri, çevresindeki insanlar domino taşı etkisi adeta tık 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 birbiri üstüne devrilerek gidiyor. Evet. Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz demiş son açıklamasında. Yeni anayasa paketi var ya AKP'nin getireceği, şimdi bu aile müessesesini sapkın akımlar tarafından tehdit edilen filan diye vurguladığı şey LGBT. Sen önce kendi aileni koru derler adama. Evet, kendi ailesini koruyamıyor. O arada enteresan bir istifa daha oldu. Bu da CHP'den. CHP medyası bu işin üzerine gitmedi pek. Öyle oluyor işte, bu tür konularda da bize iş düşüyor. Biz onu, bunu, öbürünü, berikini, hepsini veriyoruz. Aman bir şey derler mi? Aman işte partide bağlantılarımız var. Aman babamın partisi, amcamın partisi, halamın partisi. İşte orada parti yöneticileriyle bir diyaloğum var. Verirsek işte haber kaynaklarım sıkıntıya uğrar mı falan demeden veriyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etmiş. Bu mühim bir istifa. Sıradan biri değil Aslı Baykal. Akdeniz Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi, profesör doktor. Babasının da iznini alarak istifa etmiş. Bunu Gürkan Hacır paylaşmış. Gürkan Hacır televizyon programcısı ve Gürsel Tekin'e yakın isimlerden biridir. Barış arkadaşla birlikte CHP'de. Her neyse, o tarafının önemi yok. Diyor ki gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Ve babamın da diyor istifadan bilgisi var. Fakat enteresan bir tweet mesajı bu istifa duyulduktan 3 saat kadar sonra Uğur Dündar'dan geldi. Ünlü televizyoncu isabetli olmuş. CHP'nin parasıyla alınan Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz diye soruyor. CHP'de de çarşı karıştı, karışacak mı bilmiyoruz. Ama bu konunun Halk TV'de tartışılmayacağından emin olabilirsiniz. Evet. Dönelim. Erdoğan aileyi koruyamıyor derken, esasen hani saray, grup başkan vekilleri, parti yönetimi falan derken, kabinede de bir vozurdama var. Kelimenin tam manasıyla. Sedat Bozkurt kısa dalga internet sitesinde kaleme aldığı yazının bir bölümünde enteresan bir ihtimale dikkat çekiyor. Diyor ki, yürütme organını Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek başına Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Ama diyor bazı bakanlar, işte bakanlar doğal olarak milletvekili değil. Zaten milletvekilliğin, yani milletvekilleri bakan olamıyor. Dolayısıyla milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Böyle bir kural koydular anayasaya. Bazı bakanlar milletvekili olmak istiyor diyor. Çünkü diyor seçimler sonrasında oluşacak tablo sıkıntılı bir durum yaratabilir. Ben açayım onu. Yani bazı bakanlar, özellikle Hulusi Akar gibi, özellikle Bekir Bozdağ gibi, özellikle Fuat Oktay gibi, Süleyman Soylu gibi, hatta Hakan Fidan, bakan değil ama MİT başkanı, neyse, dokunulmazlık zırhına kavuşmak istiyorlar belli ki, bulaştıkları işlerden dolayı. Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Hulusi Akar, Fuat Oktay'ı milletvekili listelerinde görme ihtimalimiz yüksek. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı da. Bakanlar aday olmak için istifa edecek mi? Milletvekilleri bakan olmak için istifa ediyorsa bakanlar milletvekili adayı olmak için istifa eder mi? İşte orada bir kavram kargaşası veya anayasada muhtemelen bir boşluk var veya kanunlarda, neyse, ona bakılacak o zaman. Ama bu isimlerin, kabineden bu isimlerin milletvekilliği adaylığı için de kulis yaptığı bilgisini bir anlamda Sedat Bozkurt kısa dalgada yazmış.
O arada Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde bir video koydu ve video Twitter hesabından 7 dakikalık bir videoydu bu. Yanında da Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo vardı. Hacer Foggo Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinde de vardı, katıldı. Ve burada Kılıçdaroğlu enteresan bir biçimde uyuşturucu gerçeğine Türkiye'nin dikkat çekti ve Türkiye'de sentetik uyuşturucu, yani laboratuvarda üretilen metamfetamin salgını olduğunu söyledi ve sarayın düzeni bu salgını besliyor dedi. Süleyman Soylu'nun, Fotoroman Süleyman diyor Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların zehirlenmesine göz yumduğunu söyledi. O arada hatırlatalım, Hacer Foggo da videonun ikinci bölümünde söz aldı. CHP'nin Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nin kurucusu aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu bundan bahsederken özellikle mete yoğunlaştı. Metamfetamin sağlam dizi seyircileri Breaking Bad dizisinden hatırlayacaklardır. O dizi zaten bunu anlatıyor. Bir kimyagerin veya bir kimya öğretmeninin para bulma amacıyla bu işe soyunması ve işte metamfetamin, kısa adı met, bunu üretmesi bir karavanda ve onunla gelişen olayları anlatıyor. 5-6 sezon süren bir dizidir. Sağlam bir dizidir. Halen en güçlü 3-5 dizi arasında gösterilir. Yanılmıyorsam Netflix'te var. Bir yerden bulur, seyredersiniz. Yararını görürsünüz. En azından bir fikriniz olur. Kılıçdaroğlu metamfetamine odaklanmış. Sokaklarda çok hızlı yayıldığını söylüyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getirildiğini söylüyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda, özellikle İstanbul'daki laboratuvarlarda kristale çevrildiğini söylüyor vesaire. Zaten Breaking Bad dizisinde bu bütün safhalarıyla gösterildiği ve anlatıldığı için o diziyi seyredenler bu süreç hakkında bir fikir sahibi idiler. Ama bilmeyenler için burada bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu tane tane anlatıyor. Dünyanın kabusu diyor metamfetamin için. Bağımlılık yapma olasılığı, potansiyeli çok yüksek diyor. Ve onunla bununla uyuşturucu çeteleriyle filan poz veren Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazık olsun bunlara diyor. Hacer Foggo da bir takım ailelerle görüşmelerinden bu hadisenin nasıl sonuç verdiğini ve ailelerde nasıl yıkıma yol açtığını örnekleriyle anlatıyor. Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu nihayet İstanbul'un Avrupa'nın mafya uyuşturucu merkezine dönüşmesine değinmiş. Tek tek isimleri vermeli ama bence Avrupa'dan firari Afgan ve Afrikalı baronları özellikle demiş. Cevheri Güven de enteresan. Bu kimliklere, belli adreslere dikkat çekmiş. O arada jandarma ve polis şiddetle kınamışlar ve jandarma teşkilatını işte cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Aynı benzer kelimelerle Türk Polis Teşkilatı da bir tweet atmış. Ya Allah aşkına, sizin başınızdaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sizin başınızdaki jandarma genel komutanının boy boy uyuşturucu tacirleriyle, mafya elemanlarıyla fotoğrafları var. Önce bunu izah edeceksiniz. Ama belli ki Kılıçdaroğlu vurduğu yerden ses getirmiş. Bu yönüyle böyle. Erdoğan aileyi koruyamıyor derken, evet, Türkiye'deki aileleri de koruyamıyor. Bilakis onları bir anlamda zehirleyen, onlar üzerinden rant devşiren, para kazanan, servet yapan bir çetenin de bu faaliyetlerine göz yumuyor veya elbette belki de bilgisi ve onayıyla bu işler dönüyor. Evet. O arada yazdığı tweet'i silmiş. Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz falan deyince CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim, neden peki diyor 5 ilaçtan biri eczanede yok? Çok güzel bir soru. İlaç fiyatlandırması neden euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranı da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi demiş. Çok güzel sorular bunlar ama tweet silinmiş tabii. Haliyle Twitter'a attığınız bir şey silinmez. Birileri kepsini alır ve böyle koyar. Evet. Ve birileri de böyle sorar. Evet. O arada bir başka embesillik, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan
AKP döneminde enflasyon alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutuldu. Son yılları saymazsanız ortalaması %8-9 civarında. Yani diyor ki ya bunu neresinde tutacaksanız ayrı da bununla eğleneceksiniz. Zaten birkaç güzel paylaşım olmuş. Yani son yılları saymazsak enflasyon ortalaması %8-9 diyor ya. Son yılları saymazsak siz bakan değilsiniz demiş birisi. Ayın son 3 haftasını saymazsak maaşlar da yeterli. Maçların 80. dakikadan sonraki dakikalarını saymazsak Gençler Birliği küme düşmemiş olurdu. Geceleri saymazsak ben 36 yaşındayım demiş. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel böyle millet maytap geçiyor. Gerçekten bu insanlar bu artık yani bir noktadan sonra milletin aklıyla zekasıyla falan alay da değil yani. Gerçekten değil yani. İnsan yerine koymama. Yani ve hani bir şey derler Anadolu'da avam tabiriyle de söylemeyeceğim. En azından şeyi bozmayayım. Yayının nezahatini bozmayayım. Bakın, İş Bankası Genel Müdürü konuşmuş ve işte bu konuşmadan sonra gider falan diyen de oldu. Önemli, bankalar alarm veriyor. Önümüzdeki seçimde Erdoğan kazanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de AKP, MHP istediği, arzu ettiği çoğunluğu elde ederse sapır sapır bankalar batacak. Ben söylemiyorum, ekonomistler söylüyor. Atilla Yeşilada'nın son birkaç yayınını seyredin mesela. Faiz indirimi krediye daha ucuza erişebiliyorsanız işe yarar. Yani İş Bankası Genel Müdürü faiz indiriminden hoşnut değil. Eğer kredi ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Amacımız krediyi erişilebilir kılmak vesaire diye de devam ediyor finans zirvesinde. Evet. Ekonomi demişken Kerim Has Telegram'da paylaştığı bir analizde bu analizin tamamını okuyabilirsiniz. Telegram'da paylaşmış ama şu sarı ile işaretlediğim bölümü önemsiyorum. Biliyorsunuz Rusya tahıl anlaşmasından çıkmıştı. Zaten tahıl anlaşmasının süresi de 120 günlüktü. 120 gün bitti veya bitiyor. Ondan sonra yenilenmeyecek belli ki. Diyor ki Kerim Has, sanırım Rusya kendi tahıl ve gübresinin dünya piyasalarına sevkiyatı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerde ilerleme sağlamış olacak ki Ukrayna ile ilgili tahıl anlaşmasını askıya aldı. Öte yandan Erdoğan yönetimi Rus tahıl ve gübresinin satımı ile ilgili Moskova ile işbirliğine hazır olduğuna dair Kremlin'e olumlu sinyaller de geliyor demiş. Tabii antiparantez Türkiye Rusya'ya dönük yaptırımlarla ilişkili olarak yeni bir sürece zorlanmazsa dememiz gerekiyor. Bu şerhi koymamız gerekiyor. Enteresan bir intihar vakası vardı ama intihar denmedi. Galatasaray voleybol hesabından paylaşılan Twitter'da Metin Görgün 60 yaşında eski milli voleybolculardan Metin Görgün'ün vefat ettiği duyuruldu. Fenerbahçe'de de forma giymiş. Orada da bu şekilde duyuruldu. Çıkan haberlerde de çok fazla bir detay yoktu ama Twitter'da paylaşılan anonim hesaplardan paylaşılan bilgiler Galatasaray Store'dan alacağı oldu ve bu nedenle bir maddi bunalıma girdiği ve ondan dolayı da bu buhranın sonucunda intihar ettiği yönünde bilgiler var. İbrahim Seten mühim bir spor insanıdır. En son Gazete Vatan'da yanılmıyorsam spor müdürüydü. Bu konuları bilebilecek bir isim. İki elim ona alacaklarını ödemeyerek bu elim olaya sebep olan yönetici kılıklı adamın yakasında olacak demiş. Evet. Metin Görgün 60 yaşında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak, kendini atarak neyse intihar etti, yaşamına son verdi. Bu haber bu detay üzerinde ne internet sitelerinde ne de Twitter'da çok fazla durulmuyor. Fakat üzerinde durulması gereken bir konuda işte Galatasaray başkanına veya voleybol şube başkanına neyse hitaben yazdığı mektup burada zaten sıkıntısını da belirtmiş. Ben tekstil üretimi yapan bir firmanın sahibiyim. GS Store'la kurulduğu günden beri çalışıyorum. Kriz ortamında sözünü tutan, ödemeleri zamanında yapan GS Store bir anda kimseye ulaşılamayan, neredeyse bütün üreticilerinin batma noktasına geldiği bir yere evrildi.
Batma noktasına geldik. Yaklaşık 5 milyon alacağımız var. Başkana yazmaktan başka da seçeneğimiz kalmadı demiş ve kendini Fatih Köprüsü'nden atmış. Allah rahmet eylesin diyecek bir şey yok. Dönelim Brezilya'ya. Brezilya'da Lula'nın seçim kazanması, ikinci turda Bolsonaro'yu alt etmesi ama işte foto finişte yani kıl payı büyük bir sevince yol açtı. Özellikle dünyadaki sol sosyalist çevreler bunu kutluyorlar hala. Fakat çok dikkatli ele alınması gereken seçimler, Brezilya seçimleri. Öncelikle Bolsonaro 4 yıllık iktidarına rağmen paraya boğdu adeta oy alabileceği çevreleri. Binlerce konut vaadi, işte milyarlarca dolarlık kesenin ağzını açtı, yardım paketleri filan. Ve buna rağmen ikinci turda oyunu artırdı. Bunu da dikkatinize getiriyorum. Henüz yenilgiyi kabul etmemiş. Öyle ki Brezilya Yüksek Seçim Kurulu Lula'nın ikinci turu kazandığını ilan ediyor. %50,9'a %49,1. Fakat belki siz bu yayını seyrettiğinizde veya bu yayın YouTube'da yayınlandıktan bir süre sonra kabul edecek yenilgiyi bilmiyoruz ama uyuyor falan denilmiş. İşte istirahate çekildi falan denilmiş. Fakat daha önce oylama sistemi konusundaki şüphelerini dile getirmesi, özellikle seçimden sonra seçimi doğru tahmin etmeyen, edemeyen anket şirketlerinin üzerine gideceği, onları kapatmakla tehdit etmesi filan. Hatta sadece Tanrı beni iktidardan alabilir gibi lafları korkutuyor. Haliyle Bolsonaro bu sessizliği ne zaman bozacak? Sessizliği bozduğunda da sandığı devirir mi veya ben tanımıyorum falan deyip ülkede yeni bir kaosa yol açar mı? Bu bilinmiyor. Akla hemen seçim yenilgilerinden sonra veya ummadığı seçim neticelerinden sonra sessizliğe gömülen birkaç gün köşkünden, sarayından, konutundan çıkmayan birileri gelsin. Evet, bazı konular benzeşiyor, evet. Bakın burada da Brezilya başkanlık seçimlerinde grafiği BBC'den getirdim. Lula da Silva'nın aldığı oy bölgeleri görülüyor. Genelde ülkenin kuzeyi ve doğusundaki fakir bölgelerden almış. Ama orta bölgeler, batı, güney bölgeler Bolsonaro'ya oy vermiş. Orada da nispeten orta direk ve üstü kesimlerden bahsediliyor. Evet. Birkaç analiz var. Son derece dikkate değer, okunmalı. Yani zafer sarhoşluğuna girmeden bu analiz, Brezilya seçimleri doğru okunmalı. Fehim Taştekin, Bolsonaro'nun açık ara yenilmemiş olmasına kafa yormak lazım. Trump gibi geri gelmenin eşiğinde diyor. Yavuz Baydar, dünya bir nefes aldı ama bitmedi. Kıl payı sonuç Bolso için aynen Trump gibi topyekün itirazın yolunu açıyor demiş. İşler orada fena halde karışabilir. Ankara dikkatle izliyordur, emin olabiliriz. Ömer Murat aynı şekilde seçim Brezilya'nın 1 Kasım 2015'iydi. Türkiye ile benzetmiş olayı. Kazanan muhalefet oldu çünkü doğru adayı çıkardı. Ortak bir cephe kurmayı başardı diyor. Evet, Bolsonaro'yu tek başına sol sosyalist olarak tanımlamak doğru değil. Bir. İkincisi, özür dilerim, Lula da Silva'yı daha önce 2 dönem başkanlık yapmış ve daha yolsuzluk, rüşvet iddialarının ortasında kalmış. 500 küsür gün hapiste yatmış. Daha sonra işte tahliye edilmiş ve daha ardından işte seçimle ikinci turda Brezilya'nın başına gelmiş bir insan. Brezilya'yı bilmeden, çok fazla incelemeden, orada yaşamış, Brezilya çalışmış insanlarla konuşmadan ezbere ahkam kesmemek gerekiyor. Gerçekten son derece dikkatli ele alınmalı. Yavuz Baydar bunları maddelendirmiş. Brezilya veya Türkiye gibi ülkelerde lider dinamiği belirleyici. Lider seçmenle sokakta buluştu, mutsuz kitle yan gelip yatmadı. Godoy'u beklemedi. Yargı bağımsızlığı muhalefete yaradı. Lula önce Bolsonaro sonra Kongre ile uğraşacak demiş. Tüm çabalarına ve saldırılarına rağmen Bolsonaro medyayı Türkiye'dekinin tersine ele geçiremedi. Evet. Bu tür faktörler de var ki Bolsonaro 4 yıldır sadece iktidardaydı. AKP 20 yıldır iktidarda. Türkiye ile karşılaştırırken bu tür faktörlere lütfen dikkat edelim. Son yorumda Semra Pelek'ten gelsin.
Lula da Silva kıl payı bir farkla Bolsonaro'yu geçti diyor. Oysa seçimden önce yapılan anketlerde Bolsonaro'nun oyu %30'un biraz üstünde görünüyordu. Baskıcı rejimlerde anketlere güvenip rahat davranmamak lazım. Bütün sağcılar kalmak için geliyor nihayetinde. Giderek iktidarda kalma amacı ölüm kalım savaşına dönüşürken, sağ popülist hareketlerde bu savaşı verirken radikalleşip konsolide bir siyasi güce dönüşüyorlar. Son dakika kıl payı fark bu güçten geliyor olmalı demiş ama bana göre en etkileyici cümle Semra Pele'nin tweetlerinde baskıcı rejimlerde anketlere güvenip rahat davranmamak lazım. Evet. Manşeti yavaş yavaş toparlarken savaş program İran'a gidelim. Son derece çarpıcı bir fotoğraf paylaşmış. Sadece savaş programda değil pek çok uluslararası hesapta da bu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraftaki kişi Rüstem Kasımi, İran Şehircilik Bakanı, Ahmedinejad'ın eski petrol bakanı. İran'da zorunlu başörtüsü üzerine başlayan eylemlerde 256 kişi ölmüş durumda. Ama eski devrim muhafızları generali, aynı zamanda oymuş Rüstem Kasımi, devrim muhafızı generaliymiş. Eşiyle Malezya'da ve eşi de başı örtülü değil. Malezya gibi ülkeler bir anlamda siyasal İslam'ın arka bahçesi veya siyasal İslam'ın bir anlamda sayfiyesi falan pozisyonunda. Malezya'yı çok böyle es geçmemek lazım. Dönelim Türkiye'ye. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan 5 platform üyemize çıplak arama dayatıldı. Gazetecilere ayrıca bir gün boyunca su verilmeyerek işkence devam ettirildi demiş. Bunu da önemsiyoruz. Ayrıca tek kişilik hücrelerde tutuluyorlarmış kadın gazeteciler. Ne çabuk unutuldular. Tıpkı Şebnem Korur Fincancı gibi. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.